Evet, bugün biraz isterseniz kitaplardan bahsedelim. Kitaplar hayatımızın önemli kısmını kaplıyor. Okumak güzel bir şey ve insana gerçekten çok şey katıyor. Tabii yayın evleri de çok önemli. Yani hangi yayın evini kullanıyorsunuz, hangi yayın evinin kitaplarını okuyorsunuz bence çok önemli. Ben size bu hafta bir yayın evinden bahsedeceğim. Bu haftanın kitap bölümünde bir yayın evinden bahsedeceğim. Aslında ben bu kitapla ilk tanıştım. Çok da acayip bir yerde, Paşabahçe'den alışveriş yapıyordum. Bu kitabı gördüm. İlgimi çekti, dikkatimi çekti. Merak da ettim açıkçası. Çünkü tasarlamak gerçekten hayatın önemli parçalarından birisi. Yani bir şeyi tasarlıyor olmak önemli şeylerden birisi. Ama her zaman tasarlama işi tasarımcıların yaptığı bir iş de değil. Unutmamak lazım bunu. Aslında hayatımızı da tasarlıyoruz. Yaptığımız her şeyi tasarlıyoruz. Yani mesela bir gün kalktığımız zaman önce kahvaltıyı tasarlıyoruz, sonra o kahvaltıyı yapıyoruz. Sonra dışarı çıkıyoruz, günümüzü tasarlıyoruz. Yani biz de tasarımcıyız aslında ve hepimiz hayatımızı tasarlıyoruz. Dolayısıyla sevdiğiniz yaşamı tasarlayın. Ayşe Birsel'in kitabı ilgimi çekti. Bu arada ilgimi çeken konulardan birisi de Optimist Yayın Evi oldu. Sağ olsunlar iletişime geçtim. Optimist Yayın Evi bu kitabın dışında çok daha başka kitaplar da yayınlıyormuş. Bunları da öğrenmiş oldum. Çok da mutlu oldum açıkçası. Mesela Müzakere Oyunları, Hakan Karabacak'ın kitabı. Bu da bence önemli kitaplardan birisi. Güzel bir kitap. Müzakere yapmanın yöntemleri konusunda bilgi veren bir kitap. Internet of Things, nesnelerin interneti, şeylerin interneti de diyebilirsiniz ama nesnelerin interneti demek belki daha doğru. Samuel Greengard'ın kitabı. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Özellikle okumak gereken kitaplardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bizim sektörümüz teknolojinin içinde birçok şey önemli ama teknolojinin bir kısmı da aslında belki Steve Jobs'tan sonra pazarlama oldu. Bir fiyatlandırmacının itirafları, Herman Simon'un kitabı bence güzel kitaplardan birisi, yine Optimist Yayın Evi'ne ait olan güzel kitaplardan birisi. Optimist Yayın Evi aynı zamanda bazı kitapların sponsorlu çıkmasını da sağlıyor. Bu önemli bir şey. Ben şu ana kadar 4 kitap çıkardım ve 4'ünün de sponsorları oldu. O konuda çok şanslıyım. Optimist Yayın Evi de birçok kitabını sponsorlu çıkarıyor. Ben aslında bu sponsorları da tebrik etmek istiyorum. Kitaba sponsor olmak gerçekten çok önemli. Ben çok şanslıydım. Microsoft sponsorum oldu. Türk Telekom sponsorum oldu. Ericsson sponsorum oldu. Onlara da ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca Mapfre Sigorta'ya da teşekkür ediyorum. Bu Optimist kitabı, Optimist Yayın Evi'ne ait Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları kitabına sponsor oldukları için Mapfre Sigorta'ya çok teşekkür ediyorum. Bravo. Bir başka kitap daha. Hani severiz, kızarız ama sonuç itibariyle bizimdir. Türk Hava Yolları sponsor olmuş. Türk Hava Yolları'nın da yaptığı şey gerçekten çok önemli. Büyük teknolojik dönüşüm. Geleceğimizi şekillendirecek 12 teknolojik kuvvetle ilgili Kenan Kellan'ın kitabından bahsediyorum. Bu kitap da güzel bir kitap. Mutlaka ilgilenilmesi, bakılması gereken kitaplardan birisi. Hatta bana sorarsanız son dönemde özellikle dijital dönüşüm üzerine konuşuyorsanız, ki gördüğüm kadarıyla neredeyse herkes dijital dönüşüm üzerine konuşuyor. Dijital dönüşüm üzerine konuşuyorsanız başucu kitabı olarak yapabileceğiniz önemli kitaplardan birisi. Gerçi dijital dönüşümü de bir parça aslında sanki içini boşalttık gibi görünüyor. Bu konuda da gerçekten her zamanki gibi çok başarılıyız.